بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنلر محترم مسلمانlar, Ramazan-ı Şerif'in çok yaklaşması sebebiyle ve Ramazan-ı Şerif'i haber veren, müjde eden Berat Kandili'nin de henüz yeni geçmiş olması sebebiyle daha önce başladığımız emri bil maruf ve nehyi anil münker mevzumuzun da henüz bitmemiş olması sebebiyle günahlar üzerinde, günahların nasıl meydana geldiği ve günahları meydana getiren sebepleri, günahlardan kurtulmanın çareleri ve bu mevzularla alakalı geniş bir dersin bugünkü zamanımıza sığan ölçüleri içinde meseleyi arz etmeye çalışacağız. Vaka dersin konusu, mevzusu oldukça geniş, zaman istiyor. Artık imkanımız nispetinde arz edeceğiz. Bitiremez isek ve etraflıca meseleyi bu dersimizde toparlayamazsak daha sonraki dersimizde izah etmeye devam edeceğiz. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Mübin'de Maide suresinin 105 numarasında bir ayet-i kerime var. Maide sure-i şerifesinin 105 numaralı ayet-i kerime son derece önemli ve üzerinde çok düşünülmesi, çok durulması gereken bir ayet. Hemen arz edip izahına geçeceğiz. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler! Ey müminler! Hemen anlıyorsunuz ki bu ayet-i kerimenin muhatabı biziz. Gayrimüslimler değil. Doğrudan doğruya ya eyyühellezine amenu demişse Cenab-ı Hak, ey Müslümanlar size hitap ediyorum, kulaklarınızı açın demiş oluyor. Bakalım ne gelecek? Aleyküm enfüseküm. La yadurrukum men dalle izehtedeytüm. İlallahi merci'ukum cemi'a. Feyunebbi'ukum bima kuntum te'amelun. Sadakallahu lazım. Ey müminler ve Müslümanlar! Aleyküm enfüseküm. Nefislerinizi günah işlemekten koruyunuz. Tefsiri Kurtubi'den inceledim ayeti. Aynen şöyle söylüyor müfessir. Aleyküm enfüseküm. Manahu ihfazu enfüseküm minel maasi. İsyanlardan ve günahlardan nefsinizi koruyunuz. Günah işlemeyiniz. Ne olursunuz? Şimdi gelecek tafsilatıyla. Bir Müslüman günah işleye işleye nereye gidecektir?
günah işlemekten sakınır, korunur, kurtulursa ne olacaktır? Bunları bütün genişliğine, derinliğine Kur'an-ı Mübin bize izah ediyor. Fakat hemen şunu ifade edelim ki aziz müminler, doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'e göre bir cemiyet ve bir hayat nizamı kuramamış bulunan Müslüman toplulukların günahlardan kurtulmasına da imkan ve ihtimal yoktur. Yani öyle bir cemiyet kuracaksınız ki, şu içinde yaşadığımız cemiyet var ya, aile hayatımız var, ticaret hayatımız var, siyaset hayatımız var, caddemiz var, çarşımız var ya, bütün bu etraflıca yaşadığımız cemiyeti yeni baştan Kur'an-ı Kerim'e göre kuracaksınız. Eğer böyle yapmazsanız günahlardan ve isyanlardan ne nefsinizi koruyabilirsiniz ne de neslinizi koruyabilirsiniz. Çünkü Kur'an'a göre kurulmamış bir cemiyette günahlardan korunmaya imkan ve ihtimal yoktur. Bunu anlattığımız zaman bizim meslektaşlarımız bile anlamıyor bunu. Hani birçok yerlerde dini konferanslar vermek suretiyle bazı gerçeklere şahit oldum. Geçenlerde bir yerde konferans veriyoruz bir ilçede, kaza merkezinde. Öylesine bir cemaat toplanmış ki tabii Allah'a hamdü sena olsun cemaat toplanıyor ama bu toplanan cemaati Kur'an etrafında toplayamıyoruz. Kimisi falanın etrafında, kimisi filanın etrafında toplanmış, Kur'an etrafında toplayamıyoruz. O da ayrı bir felaket. Oraya girmeyeyim. Kur'an'a göre yeni baştan kurulmamış bir cemiyet içerisinde ne imam, ne müezzin, ne vaiz, ne müftü, ne tarikat şeyhi, ne mürşit, ne mürit, kimse günahsız kalamaz diyorum. Anlatıyorum, evvela benim meslektaşım buna itiraz ediyor. Diyorum ki, mesela faiz, eğer sizin yaşadığınız cemiyet faiz üzerine kurulmuşsa faizden kimse kurtulamaz diyorum. Faiz, şu bizim cemiyetimiz biliyorsunuz Kur'an'a göre kurulmamış. Bizim tabi olduğumuz kanunlar Kur'an kanunları değil. Hepsini biliyorsunuz bunları. Ve Kur'an'a göre kurulmadığı için bu cemiyet, mesela faiz esasına göre ticaret hayatımız, ticaret hukukumuz baştan sona kadar faiz üzerine kurulduğu için hiçbir hacı, hoca faizin dışına çıkamaz diyorum. E canım hocam ben faiz mi alıyorum? Ben faiz mi yiyorum? Hayır, faiz almıyorsun belki, faiz yemiyorsun, faiz vermiyorsun ama kardeşim, senin yaşadığın cemiyet, ticaretiyle, ziraatıyla, tarımıyla, her şeyiyle faiz üzerine kurulmuş mu, kurulmamış mı? Kurulmuş. Mesela gidiyorsun fırından sıcak sıcak bir ekmek alıyor musun? Alıyorum. Getirip onu yiyor musun? Yiyorum. Peki bu ekmeğin nereden hasıl olduğunu düşündün mü? Düşünmedim. Düşün bakalım. Bu ekmeği biraz düşünürseniz, bu ekmeğin buğdayları Şukurova'da vesair tarım alanlarında, ziraat sahalarında bankalardan alınan faizli kredilerle ekilen buğdayların vallahi ekmeğini yiyorsun. Kurtulamazsın. Şunu kabul et ya. Mürşit de olsan kabul et, mürit de olsan kabul et, hoca, hacı hep kabul edelim şu işi. Bir cemiyet Kur'an'a göre kurulmadıysa günahlardan kurtulamazsınız. Niye bunu kabul etmiyorlar? Şu sırtıma giydiğim, bakın burada beyaz bir cübbe var. Kefen renginde bir cübbe. Araştırırsanız sırtınızdaki gömleklerin nasıl ve ne şekilde tahassül ve teşekkül ettiğini araştırırsanız bir de bakacaksınız ki bu sırtınıza giydiğiniz elbisenin pamuğu, pamuk iplikleri, mensucat fabrikası, pamuk tarımı yine aynen Çukurova'da bankalardan korkunç bir şekilde faizle alınan kredilerle ekilen pamuklardan vesaire elyaftan hasıl olmaktadır. Faiz üzerine kurulu bir elbise giymekteyiz. Kurtulamazsınız.
Hani bu tabii bütün bütün gidip de bankadan faiz almak gibi değil ama işte kurtulamıyorsunuz, ben bunu söylemek istiyorum. O halde çaren nedir Müslüman? Çaren ve yegane kurtuluş çaren cemiyetini, hayatını yeni baştan Hazreti Kur'an'a göre tazelemektir. Başka çaren yok. Hani hiç olmazsa bunun hasretini çekin diye söylüyorum. Hemen olacakmış, yapılacakmış diye söylemiyorum. Hasretini çekin. Kur'an'a göre kurulan bir cemiyette yaşasam diye tahassür duyacaksınız. Hiç olmazsa bunu duyun. Adam yaşadığı cemiyeti İslam cemiyeti zannediyor hala. Ve ben bunları söylediğim zaman küplere biniyor, caminin imamı ya. Geçen konferans verdiğim ilçede ve konuşmayı yaptığımız caminin imamı gitmiş beni resmi makama şikayet etmiş. Böyle şey yok bunlar demiş. Hani tahammül etmiyor adam Müslüman hoca olduğu halde ya. Bunlar bu cemiyeti ıslah etmek çok çetin olmuştu. Evvela nefsinizi, cemiyetinizi İslam'a uydurun diyor Kur'an. Bakınız. Ya eyyühellezine amenü. Ey müminler. Aleyküm enfüseküm. Nefsinizi İslam'a uydurmak vaciptir size. Hayatınızı İslam'a uydurmak vaciptir size. Bitti. İhfezû enfüseküm minel maasî. Allah'a isyan olan yerlerden, şeylerden nefsinizi koruyun, koruyun, koruyun. Ayet. Hepiniz biliyorsunuz. Günah işleyen bir Müslüman nefsine aldanıp zevkine, şehvetine, şöhretine, servetine aldanıp da günah işleyen bir Müslüman günahı işlediği esnada Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Her zaman söylüyoruz. Ve siz de biliyorsunuz ki günah işleyen bir Müslümana o günahı işlediği esnada selam verilmez. Hani diyelim ki bir Müslüman günah işliyor. Nefsini günaha sokuyor. Günah işlerken haramı, günahı, kabahati işlediği esnada selam veremezsiniz. Mesela daha evvel söylemişimdir. Bir kahvehaneye girdiniz diyelim. Şimdi onun da sebeplerini söyleyeceğim. Kahvehaneye girdiniz, içeride oyun oynanıyor. İskambil oynanıyor. Biriç oynanıyor, poker oynanıyor, neyse artık. Oyunların her çeşidi haramdır. Her çeşit oyun haramdır, bitti. Bu oyun oynuyorlar, bir masanın başına toplanmışlar, oyun oynuyorlar. Mesela, bir kısım insanlar oyun oynuyor. Bir kısım insanlar da oyun oynayanları seyrediyor. Bir kısım insanlar da oyun oynanan kahvede bir köşede oturuyor. Nedir bunun hükmü? Bakınız. Oyun oynayanlar bizzat ve bil fiil haram işliyorlar. Onlara, o oyun oynayan kişilere ve kimselere tam o esnada hangi Müslüman selam verirse vallahi cehenneme gider. Selama ehil değillerdir onlar. O günahı işledikleri esnada Allah onlardan rahmetini kesmiştir. Selam veremez. Bizzat ve bil fiil o oyunu oynamıyor da oyun oynayanları gözünü dikmiş seyrediyor. O seyredenler de aynı günaha ortak oldukları için o oyun oynamayıp da seyredenlere de hangi Müslüman selam verse o da cehenneme gider. O da ortak çünkü seyrediyor. E hocam sen bunu nereden söylüyorsun? Hemen ayeti okuyorum şimdi. Estaizu billah. Bakınız yine Nisa suresinin 140 numaralı ayetinde mesele ortaya konmuştur. Vakat nezzele aleyküm fil kitab. Allahu Teala kitabında, Kur'an'ında sizin hakkınızda ayet indirmiştir. Hüküm indirmiştir. Sen Kur'an'ın hükmüne bağlı kalacaksın. Ne diye indirmiş? En izâ semi'tüm âyâtillâhi yükferu biha ve yüstehze'u biha felâ tek'udû ma'hum hattâ yehûdû fî hadîsin gayri innekum izen mislühüm. Sadakallâhu l-azîm. Kısaca ve topluca arz edeyim. Nerede Allah'a isyan ediliyorsa,
nerede Allah'a karşı günah işleniyorsa, nerede İslam'a ve Allah'ın rızasına muhalif hareket ediliyorsa, ey Müslüman, orada فَلَا تَكْعُدُوا مَاهُمْ o Allah'a isyan edenlerin yanında ve yakınında oturmayın, oturmayın. Ayet. قَعَدَ يَكْعُدُ قَعَدَ oturmak demek Arapça. فَلَا تَكْعُدُوا oturmayın. قَعَدَ var ya قَعَدَ, namazda oturuşa, قَعَدَ-i اُولَى, قَعَدَ-i اَخِيرَ. Oturmayın. مَاهُمْ onların maiyetinde, yakınında, beraberinde oturmayın. Kahvehanede oyun oynayan, kumar oynayan kişilerin oturduğu kahvehaneye girmeyin, girmeyin. Orada oturup çay içmeyin. E ne olur hocam, canımız sıkılmış, oyun oynanan kahveye gittim, girdim, oturdum. Ne olur biliyor musun? İnneküm, Allahu Teala haber veriyor. Muhakkak ki siz de izen mislühüm, o oyun oynayan asiler gibi sizi de beraber cehenneme atarım. Ayet. İşin aslı Kur'an'da. Bunları söyleyince Hafız Efendi, Mevlid Han Efendi küplere biniyor ya. Açık saçık kadınların oturduğu bir köşke gidip Kur'an okuyamaz kimse. Diyelim ki bir cenaze çıkmış bir köşkten, bir villadan, bir apartmandan. O ölünün karıları ve kızları bacakları açık, boynu açık, kolları açık. Gelmişler salona oturmuşlar, Hafız Efendi de o çıplak, günahkar, asi, mücrim, üryan çıplak kadınların ortasına oturmuş, Kur'an okuyor. Bu Kur'an okuyan hafız, vallahi cehenneme gider. فَلَا تَكْعُدُوا مَاهُمْ onlarla beraber oturmayın. Allah'ın hükmüdür bu. Bunu söylemeyecek de neyi söyleyeceğim? Bu hükümleri söylemeyeceğiz de kimin hükmünü söyleyeceğiz? Bunu anlayamıyorum. Evet. فَلَا تَكْعُدُوا مَاهُمْ günah işleyenlerle beraber oturmayın. Ayrılın. Günah işleyenlere günah işledikleri esnada selam vermek mümkün değildir. İslam'ın hükmü budur. Bir bakkala girdiniz ki bakkal veya dükkancı neyse içki satıyor. İçki satmak haramdır dört mezhebe göre. İçki satan Müslümanın bütün kazancı, ekmeği, lokması, yediği içtiği haramdır baştan başa. İçki satan. Girdin ki adam dükkanda içki satıyor. İçki satmak haram mı? Haram. Bu işi yapan adam haram işliyor mu? Evet, haram işliyor. O içki satan adama içki sattığı yerden çıkıncaya kadar Esselamu Aleyküm diye selam veremezsiniz. Selama ehil değildir. Asiler, günahkarlar selama ehil değillerdir. Bitti. O günahı terk eder selam verir. Bunlar mühim meseleler. Aleyküm enfüseküm. Nefsinizi İslam'a uydurunuz, muhafaza ediniz demek yani. Bir Müslümanın nefsi nasıl muhafaza olur? İslam'la, Kur'an'la, Kur'an hükümleriyle. Başkasıyla olamaz. Bu cemiyet böyle çökmüştür. Ve neden kıymetimiz düşmüştür, neden değerimiz düşmüştür? Bakın, ayetin devamında arz edeceğim bunları inşallah. Zamanımız da hızla geçiyor. Şimdi günah işleyenlere, günah işledikleri esnada selamı dahi istihkak edemiyorlar. Günah deyip geçmeyiniz. İslami hükümlere nefsimizi uydurmadığımız müddetçe Müslüman olduğumuzu söylemek mümkün değil. Ama hacı, ama hoca fark etmez ki. Hacılık, hocalık bir şey değiştirmiyor. İslam'ı yaşamak esastır. Evet, şimdi diz kapağıyla göbek arasını bir Müslüman erkeğin örtmesi farzdır. Hepiniz biliyorsunuz. Diz kapağının iki parmak altından göbek noktasına kadar
o boşluğu bir elbiseyle veya bir vasıtayla örtmesi, kapatması farzdır. Farz. Açamaz. Diz kapağından iki parmak yukarısını açıkta bırakan Müslüman günah işlemektedir, Allah'a asidir. Diz kapağından iki parmak yukarısı, daha yukarısı açıkta olan bir Müslüman erkeğe kimse selam veremez. Haram işliyor çünkü. Günah işliyor çünkü. Günahı işlediği esnada selam veremezsiniz. Bütün kitaplar böyle yazıyor. Diz kapağıyla göbek arasını kapatmadan açıkta bırakmak suretiyle hamamda yıkananların mevcudiyeti mevzu bahis ise, diyelim ki bir hamama gideceksiniz. Bir hamama gideceksiniz. Biliyorsunuz ki veya sordunuz, söylediler ki içeride peştimalsiz yıkananlar var. Bir hamamda peştimalsiz, yani diz kapağıyla göbek arasını bir peştemalle örtmeden, setretmeden, setri avrete riayet etmeden çıplak yıkanan bir Müslümanın, çıplak yıkanan bir insanın yıkandığı hamama adımını atıp içeri giren Müslüman Allah'a asi olmuştur. Bakınız. Neden? İçeride haram işleniyor da ondan. Bir Müslüman içeride Allah'a isyan edilen yere girmeyecektir, giremeyecektir. Hüküm budur. فَلَا تَكْعُدُوا مَاهُمْ Orada oturmayın, bulunmayın. Mesele çok ciddidir yani. Yazık etmeyin amellerinize, haccınıza, zekatınıza. Hepsi silinir gider bunların. Masiyetler ve günahlar sevabınızı kemirir, bitirir. Aleyküm enfüseküm. Nefsinizi muhafaza edin. İslamiyete sıkı yapışın. Hükümlere sıkı sarılın. Nefsinizi koruyun. Bakın Hazreti Ali'l Murtaza radıyallahu teala aleyh Efendimiz İmam-ı Ali işte, Hazreti Ali var mı ötesi daha? Yemin ederek nefsini günahlardan korumanın ızdırabını çekerek söylüyor. Şu parmaklarımdan birisinin üzerine bir damla içki dökülse nefsim kirlenmiştir diyor. Bu parmağıma içki dökülmüş parmağımla, içki dökülmüş organımla Allah'ın huzuruna çıkmamak için vallahi parmağımı kökünden keserim diyor. Hazreti Ali, aleyküm enfüseküm, nefsinizi günaha bulaştırmayın. Bakınız Kadı Beyzavi, büyük müfessir, dehşetli müfessir, aynen ayetin tefsirine sabahleyin baktım yine, ey ihfezu enfüseküm min mülâbesetil maasi, masiyetlere bulaşmaktan nefsinizi koruyun, manasıca. Aleyküm enfüseküm. Elimizde yüzlerce tefsir var Allah'a şükürler olsun. O kadar güzel manalar vermiş alimlerimiz ki, günahlardan sakınılacak. Hemen bu noktada bir misal daha vereyim. Harun Reşid'i tanırsınız. Görmediniz ama duydunuz, Harun Reşid. Abbasi halifelerinin mühim bir adam. Abbasi halifelerinden Harun-u Reşid. Onun çok saliha, mutiha, itaatlı, salih bir hanımı vardı. İsmi Zübeyde Hanım. Zübeyde, Harun Reşid'in hanımı. O kadar saliha bir hatun ki kitaplarda nam-ı nişan yazılmış gelmiş. Uzatmayacağım. Bir gün aleddevam öğle yemeğini yemek için bizzat halife Harun Reşid mutat üzere alıştığı ve alıştırdığı üzere öğle vaktinde daima eve gelirmiş. Gelir kapıyı çalar, Zübeyde Hanım kocası Harun Reşid'e kapıyı açar. Alıştırmış yani, her o saatte tam o esnada kapı çalındı mı mutlaka Harun Reşid alıştırmış. Fakat bir sebeple tam o esnada yemek yemek için o saatte o dakikada evine gidememiş Harun Reşid, hizmetçisini göndermiş. Hizmetçi,
gelmiş kapıyı çalmış, yine Harun Reşit geldi diye, benim nikahlım, kocamdır diye, başı açık olarak kapıyı açmış ki, karşısında kocası yabancı bir erkek. Ama başını, saçlarını, açık olan başını bir saniye göstermiş yabancı erkeğe. Tedbirsiz olmuş yani. Kocamdır, nikahlımdır, bana helaldir diye kapıyı bir an açmış yabancı bir erkek. Ama saçları görünmüş ona. Hemen geriye dönüyor, kitapların hepsinde var bu hadise. Saçlarını kökünden usturayla kazıtıyor Zübeyde Hanım. Hüngür hüngür 3 gün ağlıyor, sokağa çıkmıyor, kimseye çıkmıyor. Harun Reşit ne yapıyorsun diyor, nefsini helak edeceksin Zübeyde. Hayır diyor, yabancı bir erkeğin gözlerini dikip baktığı saçlarımla ben hangi Allah'ın huzuruna çıkacağım diye çıkartıyor. İslam budur. Aleyküm enfüseküm ayeti bunu söylüyor. Sen şimdi gel de şu cemiyeti izah et bakayım. Af buyurun, içindeki çamaşırı bile göstermekten haya ve iffet hissi uyanmayan aşağılık kadınlar hala Müslüman olduklarını söylüyorlar. Nerede İslamiyet? Müslüman kalmak bu gibi hallerle mümkün değildir. Açık saçık kadının neresi Müslüman? Ve nasıl İslamiyet'i iddia ediyor? Hangi Allah'a gireceğini söylüyor o? Gelsin bana izah etsin. Mümkün değil. İşte aziz ve asil kardeşlerim, İslami hükümleri ve hudutları aynen tatbik etmek mükellefiyeti var. Gücümüzün yettiği, imkanımızın kafi geldiği ölçüde. Aynı şekilde nerede Allah'a isyan ediliyorsa, bunun misalleri çok çoğaltırsınız siz. Düşünün ki kadınlarla erkekler çıplak bir vaziyette, müşterek bir hal içinde yıkandıkları bir denize ister hoca girsin, ister hacı... Kesmeyin vaazı. Vaaz mı edeyim, kağıt toplayayım. İster hoca girsin, ister hacı girsin. Çıplak kadınların, yabancı kadınların, umumun, avamın, hayvan sürüleri gibi dolup dolup yıkandıkları bir denizde Allah'a inanıyorum diyen bir Müslüman vallahi ayak basamaz. فَلَا تَكْعُدُوا مَاهُمْ Onların isyan ettiği yerde bulunmayın. Hükmü ilahidir bu. Nefsinizi koruyamazsınız çünkü başka türlü. Mutlaka alışırsınız, aşılanırsınız, kötülenirsiniz, aşağılık olursunuz, tahassür duyarsınız, o günahları beğenmeye başlarsınız. O ne güzelmiş, hani çıplakların yıkandığı bir denize girip de oh dünya varmış, ne güzelmiş dese, bunu söyleyen Müslümansa kafir olur derhal. Haram işlenilen yerde ne güzel olmaz, ne hoş olmaz. Günahları küçümsemeyiniz. Günahlara karşı titiz olunuz. Günahları neyi ifade ettiğine varıncaya kadar dikkat edeceğiz. Sadece Allah'a isyanı değil, peygambere karşı hayasızlığı bile alimlerimiz dehşetle görmüşlerdir. Mesela sakal bırakmak sünnet mi kardeşim? Amennâ ve saddakna. Sünnet. Bu sünnetin başında kim var? Hazreti Muhammed Mustafa var. Aleyhisselatü vesselam. Peygamber var. O sakal, sakalın gerisinde Hazreti Habibullah var. Bitti. Dikkat edeceksin. Alay etmeyeceksin, hakaret etmeyeceksin, hafife almayacaksın, çirkin hallere girmeyeceksin. Ve kitaplarda var, görürsünüz okuduğunuz zaman. Sırf Müslümanın sakalıyla, sünnet-i Muhammediye olan sakalıyla alay etmek için, onu küçük görmek için, hafife almak için, konuşmaları veya çağırmaları esnasında hey sakallı sana söylüyorum, gel buraya bakayım sakallı, gel buraya sakallı diye bu kelimelerle hitap etse, bunu söyleyen Müslümansa o dakikada kafir olur demişlerdir. Alay edemezsin. Sakalla, çarşafla alay edilmez. Çünkü sakal bırakan Hazreti Muhammed'e göre bırakmış oluyor. Alay edemezsin. Benim sakalımla, Müslümanın sakalıyla alay eden kim olursa olsun kafirdir ve müşriktir o adam. Kim olursa olsun. Muhammed'e sataşır çünkü. Onun ona gider dayanır bu işin ucu. Müslüman bir hanımefendinin
giydiği çarşafla alay eden Hazreti Allah'la alay etmiştir. Çünkü o Allah'ın emri olduğu için örtünüyor. Başkasının arzusuna göre olsaydı o çıplak gezerdi. Neden çıplak gezmiyor da çarşaf giyiyor? Çünkü Allah'a itaat ediyor. Ona hakaret eden, ona sataşan Allah'a sataşmış gibidir. Hükme karşı geliyor. Aman dikkat edelim, pisi pisine imanımızı kaybetmeyelim kardeşler. Titiz olacağız. Allah'a itaat edenlere saygı duyacağız, saygı, saygı. Saygı duyacağız. Çıplak dolaşan kadınlar, açık saçık gezen kadınlar, günah işleyen meyhanelerde, kumarhanelerde, bilmem nerelerde hayatını tükenen adam aslında Kur'an'ın haber verdiği Allah'a inanmamıştır. Hocam neler söylüyorsun sen? İşte ayet kardeşim. Furkan suresinin 43 numaralı ayetini okuyorum. Furkan suresinin 43 numaralı ayeti. Ne diyor? اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ حَبِيبٍ مُحَمَّدْ مُصْطَفَانْ aleyhissalatü vesselam. Resulüm, Habibim, şu Allah'a isyan edenleri görüyor musun? Görüyorum ya Rabbi. Hah, bil ki onlar men öyle kimselerdir ki, hem kadın hem erkeğe şamil men. Harftir o, kelimedir o, men-i mevsule. Öyle bir kelime ki men hem kadın ifade ediyor hem erkek. Men o kimse ki isyan eden, şirke koşan, küfre giden o insan ittehaze mutlaka kabullenmiştir, almıştır, edinmiştir. İlahehu, ilahını ilah olarak kabul etmiştir. Hevahu, kendi arzularını, kendi şehvetini, kendi keyfini Allah gibi kabul etmiştir. Düşünün şu hale bak. Arzularını Allah kabul etmiş. Ne demek bu? Allah'a itaat etmiyor, arzularına itaat ediyor. Demek ki bu adamın arzuları, şehveti Allah oluyor haşa. Buyurun ayet. Bugün çır çıplak, soyunup da sokağa fırlayan kadının Allah'ı kendi arzularıdır. Şehvetidir o kadının Allah'ı. Ona itaat ediyor çünkü. Onun peşinde koşuyor çünkü. Mesela şimdi bu pazar günü hava o kadar sıcak ki görüyorsunuz. Hava son derece sıcak. Altında arabası olan Müslümanlar da var. Neden siz seçilip şu camiye geldiniz de onlar denize, plaja gittiler? Siz çünkü Allah'ı Allah kabul ettiniz, onlar da nefislerin arzularını Allah kabul ettiler. Bak, اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Hevasını, arzusunu, nefsin arzularını Allah kabul edenler onlar. Öyle gittiler. Senin de canın var. Senin de serinlemeye, denize yüzmeye ihtiyacın var. Ama orada Allah'a isyan edildiği için, orada şehvet olduğu için, orada şeytan olduğu için, orası Allah'ın emrine uygun olmadığı için oraya gitmedin, buraya geldin. Senin inandığın Allah'la onlarınki farklıdır. Aynı Allah değil. Kur'an'ın hükmünü söylüyorum ben. Efe ente tekunu aleyhi vekila. Habibim sen artık onlara vekil değilsin. Onların ipini bırak gitsin, nereye giderse gitsinler. Rabbül Alemin şiddet gösteriyor. Onlara söyleseniz de kabul etmezler. اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْسَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ Habibim sen onlar işitiyor mu zannediyorsun? Akıllarını işletiyor mu zannediyorsun? Hayır, hayır. اِنْهُمْ اِلَّا كَلَنْعَامُ Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Kur'an'ın ayetini söylüyor. Furkan suresinin 44 numaralı ayeti bu. Belhum edallu sebila. O şehvetinin peşinde giden aşağılık insanlar hayvanlardan da alçaktırlar. Ayet. E hocam sen bunları niye söylüyorsun? Bütün mesele buradan doğuyor zaten. E falan hoca söylemiyor. Falan kimse söylemiyor. Sen niye söylüyorsun? E Kur'an benim babamın kitabı mı? Allah'ın kitabı bu. O söylemiyorsa benim söylemem icap etmez. Ben söyleyeceğim. Mutlaka Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabı hiçbir hocanın el altında değildir. Mutlaka Kur'an'ın hükmü söylenecek. Ama kızacakmış kızsın, darılacakmış darılsın. Efendim ekmeğimi kessin, gırtlağımı kessin. Allah'ın hükmü yaşasın. Allah'ın hükmü yaşasın ta ki. Bilmek lazım. Olmayacak. Onların
tabi olduğu ilahla öbürün aynı değil, işte Kur'an söylüyor bunu. اَرَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Hevasını, nefsinin arzularının peşinde giden adam, nefsini Allah kabul etmiştir. اِتَّخَزَ, ittikad etmiştir. Evet. Mesele İslami açıdan ele alındığı zaman böyledir. Ama şunun bunun keyfine göre izah ederseniz o İslam olmaz. O da kendi keyfini ilah kabul etmiş olur. Bu imkan yok. Şimdi bakınız, nefsimizi günahlardan korumadığımız müddetçe Müslüman olmak mümkün değil. Ve bu noktaya gelmişken bir de mühim, çok mühim bir hadis-i şerif arz edeyim size. An İbni Mes'udin, İbni Mes'ud ne müthiş bir sahabi ya Rabbi. Ne muazzam bir sahabi İbni Mes'ud. Zayıf ve sıska bir vücudun üzerinde öyle bir kafa taşımış ki Kur'an'ın Hazreti Muhammed'den sonra en büyük müfessiri bu adam. İbni Mes'ud radıyallahu teala, büyük sahabi. Aynen o rivayet ediyor. Resul-i Zişanımızın şöyle dediğini rivayet ediyor. İnne evvele ma dehalen naksu ala beni İsrail. İsrail oğulları. İsrail oğulları biliyorsunuz, uzatmayalım. Onlara da hak peygamberler gelmiştir. Tevrat isminde kitap gelmiştir. Malum. Bu İsrail oğulları ilk defa şöyle bozuldu. Şöyle bozuldu diyor Resul-i Zişanımız. Meseleyi izah ediyor. Bozuldu. Ahlaken çöktü İsrail oğulları. Sebebini izah ediyor Efendimiz. İlk defa şöyle bozgun başladı. Çöküşleri, bozuklukları şöyle başladı. Ne yapmışlar bakalım? İsrail oğulları kadar Allah'ın lanet ettiği kimse yoktur dünyada. Ne kadar İsrail oğulları varsa dünyada, ne kadar Yahudi varsa Hazreti Kur'an'a göre hepsi Allah'ın laneti altındadırlar. Ayetle sabit. Melundurlar. Nasıl lanete uğradılar? Nasıl bozukluk nasıl başladı? Efendimiz bu mühim hadiseyi izah ediyor. Evvelüma inne evvele ma dehalen naksu ala beni İsrail. İsrail oğulları şu yoldan bozuldu, şu yoldan rezil oldu, şu yoldan lanete uğradılar. Neymiş o? İnnehu kâne racülü yelkar racüle feyakûlü ya hâza ittekillâhe ve da' mâ tesna' fe innehu la yehillü lek. Birisi, İsrail oğullarından birisi, yolda giderken bir başka insana rastladı. Baktı ki o adam haram işliyor. Hani birisi haram işliyor, günah işliyor. Günah işlediğini gördüğü zaman, feyakulu, öbürü diyordu ki, ya haza, ey filan, efendi, kardeşim, bir adam, ittakillaha, Allah'tan kork. Ve dama tasna, şu yaptığın günahı bırak, işlediğin günahı bırak, bırak, yapma şu şeyi, yapma, yapma diyordu. Fe innehu la yahillu leke, çünkü bu sana helal değildir, haramdır, günahtır, yapma bu işi diyordu. Karşılaştığında böyle söylüyordu. Sümme, sonra bakın rezalete bak. Sümme, sonra yelkahu minel gadi, ertesi gün yine buluşuyorlardı, ertesi gün. El gad yarın demek, ertesi gün buluşuyorlardı. Ve huve ala halihi. Yine o adam aynı günahı işliyor. O adam aynı günahı işlemeye devam ediyor. Yani bir gün evvel ikaz ettiği halde, ertesi gün adam aynı günahı işlemeye devam ediyor, dönmemiş, bırakmamış. فَلَا يَمْنَعُهُ ذَٰلِكَ O günahı işlemekten o adamı men etmezlerdi, mani olmazlardı. اَنْ يَكُونَ اَك۪يلَهُ وَشَر۪يبَهُ وَكَع۪يدَهُ Tam tersine onu o günahtan men edecek yerde, onunla beraber oturup yemek yerlerdi. Ekilehu, beraber yemek yerlerdi. Ve şeribahu, beraber içerlerdi, otururlardı. Ve kaidehu, beraber otururlardı. Felemma fealu zalik. Ne zaman ki böyle yapmaya başladılar, daraballahu kulube ba'dihim bi ba'd. Aynen o günah işlemeyenler de, günah işleyenlerle beraber oturdukları için, beraber konuştukları için, beraber hasbihal edip, beraber eğlendikleri için o günah işlemeyenleri de
günah işleyenlerin kalbine benzetti, bozdu, çökertti ve hepsine cehenneme odun haline getirdi Rabbim. Beraber olmayacaksın. Ekil, şerif, kayıp, üç kelime zikrediyor. Beraber oturuyorlar, beraber yiyorlar, beraber eğleniyorlar. O isyandan korkmuyorlar. Günahtan ve günahı işleyenden sakınmıyorlar. Felaket burada. Aleyküm enfüseküm'ün icabını yerine getirmiyorlar. Her zaman söylüyoruz, bir Müslüman asilere, Allah'a isyan edenlere hizmet edemez. Mümkün değil. Resul-i Zişanımız feryad-ı figanla haber veriyor. La teshab illa mümina, müminden, mümini kamilden başkasıyla sohbet etme. Oturma, kalkma, her akşam vitir namazını kılır kılarken son rekatta yeniden Allahu Ekber dedikten sonra okuduğun vitri vacibin o son rekatında okuduğun kunut duasını hatırlamıyor musun? Ne diyorsun? وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْتُرُكَ Sana karşı isyan eden, sana karşı günah işleyen kişiyi oğlum da olsa terk ederim ya Rabbi diyorsun. وَنَتْرُكُ terk ederim demek. Bırakırım, reddederim. Tutmam, sevmem, kabul etmem demek. وَنَتْرُكُ تَرَكَ يَتْرُكُ terk ederim. Yalnız bırakırım, beraber olmam ondan. مَنْ o kimse ki يَفْتُرُكَ فَجَرَ يَفْتُرُ فُجُرُ Allah'a isyan etmek demektir. Günah işlemek. Günah işleyenler ile alakamı keserim ya Rabbi diyorsun. Her akşam vitri vacibin son rekatında. Hani nerede? Resul-i Zişanımız bunu böyle buyuruyor da sonunda şöyle dehşetle hitap ediyor. Sümme kale. Sonra Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam buyurdu ki kella, hayır. Kella, Arapça hayır demek. Şiddetle. Vallahi Resulullah yemin ediyor. Bu hadisi rivayet eden bütün kitaplarda yemin var. Vallahi Resulullah yemin ediyor. Allah'a yemin ederim ki demek vallahi. لَتَأْمِرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ Ya emri bil maruf yaparsınız, ya her türlü kötülükten etrafınızı nehyetmeye çalışırsınız. وَلَتَأْخُزُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ Ya zalimlerin elini tutar bağlarsınız, zulmünü engellersiniz. وَلَتَأْتِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَتْرَى Yahut da insanları hak üzerinde tutarsınız. وَلَتَكْسُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَتْرَى İnsanları hak üzerinde tutmaya ve bırakmaya çalışırsınız. Yahut da اَوْ لَيَدْرِبَنَّ اللّٰهُ بِكُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ Hepinizin kalbini Cenab-ı Hak birbirine çevirir. Müslümanın gayrimüslime benzemesi ve günahkarın günahsızla beraber olması, kaynaşması, oturması, beraber olmaları halinde, birbirine kaynaşması halinde hepsinin de kalbini bozarım, ruhunu, vicdanını küçültürüm, çökertirim. Sümme leyel'anennekum kema le'anehum. Onlara lanet ettiği gibi Allah-u Teala sizi de laneti altına alır da farkında olmazsınız. Ya emri bir maruf yapacaksınız? Allah'ın hükmünü her yere söyleyeceksiniz. Allah'ın yasakladığı, nehyettiği her şeyi nehyedeceksiniz. Zalimlerin elini tutacaksınız. Hak'tan sapanları hakka getireceksiniz. Yahut da birbirinize bu vazifeyi yapmadığınız zaman günahkar ile günahsız kaynaşır, oynaşır, sevişir, beraber olursa hepsi bozulur, hepsi lanet altına girer. İlahi hüküm budur. Orada bulunmamak lazım. Günahlardan kaçmış olmanın alameti o günahı işlememek, o günahı işleyenden uzaklaşmaktır. Alamet budur. Bakınız Resul-i Zişan Efendimiz öyle buyuruyor. İstima'ul melahi masiyetun. Bir takım sazlarla, cazlarla, çalgı aletleriyle keyif ve zevk sürmek, çalgılı, cazlı, sazlı alemleri yapmak masiyettir. Haramdır, günahtır. Masiyet günah demek.
vel cülûsü aleyhâ fiskun. O çalgılı, eğlenceli, danslı, sazlı, cazlı yerde cülûs oturmak demek. Cülûs, celse, oturum manasına. Orada oturmak ve bulunmak Allah'a asi olmaktır. Ve tevezzüzü biha küfrün. O çalgıdan, danstan, sazdan, cazdan, eğlenceden zevk alıp o ne güzelmiş demek, o sözü söyleyen Müslümanı derhal kafir yapar diyor. Günahları küçümsemeyiniz. İnsanı küfre götürüyor çünkü. O günahı işliye 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 Allah'ın varlığını, Allah'ın azabını unutuyorsunuz, unutuyorsunuz derken aklınızdan Allah çıkıyor, Allah'ı inkar ediyorsunuz. Tehlike. Günah işlemenin psikolojisi budur. Neticede Allah'ı inkara götürür. Günah işledikçe rahmetten uzak kalırsınız. Günah işledikçe isyana daldıkça dalarsınız. Bu sefer de o günahların ağırlığı altında kalırsınız. Allah beni sevmiyor, istemiyor, tutmuyor diye düşünürsünüz. Bu sefer de öyleyse ben Allah'tan kurtulmalıyım demeye başlarsınız. Allah yoktur dersiniz ondan sonra. Kurtulmak için atarsınız. Hani insan sırtında bir yük taşıdığı zaman o yükün ağırlığı arttıkça artar, bacakları tutmamaya başladığı zaman o ne kadar kıymetli bir yük olsa sırtından kaldırır atar. Batıyor çünkü. Günahlar da insanı batırır, batırır, batırır. En son kalbindeki imanı kökünden söker atar. Kurtulmak ister. Psikolojik sebebi budur bu iş. Evet. Bütün bunları düşünürken tabii, bütün bunları müzakere ederken, içinde yaşadığımız cemiyetin Kur'an'a göre kurulmamış bir cemiyet olduğunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Kur'an'a göre kurulsaydı bu cemiyet, bu günahlar, bu isyanlar sokaklara, caddelere kadar taşabilir miydi? Hele bu cemiyet İslam'ın cemiyeti olsaydı, geçen hafta hepiniz okudunuz, gördünüz, duydunuz. Ben bunu herhangi bir siyasi gayretle vallahi söylemiyorum. Bu kepazeliği benim babam da yapsa karşısına çıkarım. Geçen hafta duydunuz, işittiniz. Türkiye'de en fazla zina eden bir dansöze, en fazla fuhuş yapan bir dansöze, sahnelerde çırılçıplak soyunup da vücudunu satan bir namussuza, ırzını, namusunu para karşılığı satan bir karıya, bir dansöze geçen hafta şeref madalyası verildi. Bu cemiyete Müslüman cemiyet demenize imkan yoktur. Neden? Kur'an'a göre kurulmamış tabii ya. Allah'ın ölüme mahkum ettiği bir zaniyeyi, bir fahişeyi şeref madalyasıyla taltif ediyorlar. Bu cemiyetin neresi İslam cemiyetidir? Bir kere bunu anlayalım yani. Hangi partiden olursanız olun, beni vallahi alakadar etmez. Ben İslam'ı söylerim. Bu cemiyet, İslam cemiyeti olsaydı, bu fahişeye kimse madalya veremeyecekti. Mesela budur. Kimsenin partisiyle ilgim yok benim. Parti açısından değil, İslam açısından düşüneceksiniz. İslam açısından. Kim olursa olsun. Hangi hüküm, hangi şahıs, hangi grup beni ilgilendirmez. İslam'ın hükmü ilgilendirir. Haramları kim işlerse işlesin. İster hacı, ister hoca, ister müftü, ister vaiz, ister şeyh, ister mürit. Kim günah işlerse Allah'a asidir. Kimse onları kurtaramaz. Bütün mesele İslam açısından etrafa bakmak. Şahıs açısından, siyaset açısından bakmayın. İslam açısından bakmaya çalışın. İslam açısından. O açıdan bakmazsak etrafı tam ve külliyetli göremeyiz. Bizi bazı hadiseler bağlar. O benim adamımdır ya söylemeyeyim de kırılmasın diyemezsiniz. O benim partimdir ya bunlar söylemek doğru değildir. Yok böyle bir şey yok İslam. Allah'ın hatırı, Allah'tan korkmak, herkesten korkmaktan daha mühimdir. İslam'ın hükmü budur. Evet. İşte aziz ve asil kardeşlerim, mutlaka ve mutlaka günahlardan korunmaya mecburuz ki nefsimizi ve vaziyetimizi ıslaha çalışalım. Şimdi ayet-i kerimeyi tamamlayayım ama izahı ve dersimizin genişliği bitmedi, bitmeyecek çünkü zaman doluyor tabii.
O zaman inşallah haftaya bırakacağız. Başka çaremiz yok. Hani bu dersi ikinci bir defa, daha genişliğine ikinci bir ders daha bu mevzuda. İkinci bir ders daha icap ediyor. Bazen üç olur, bazen dört olur. Aynı mevzu bitmez. Üçüncü ders aynı konuda, dördüncü ders aynı konuda olmak icap eder. Çünkü bitmiyor. Ey müminler! Aleyküm enfüseküm men, ihfezu enfüseküm minel maasi. Evet. Eti'ullâhe ve rasûlehu demek. Ha, nefsinize hakim olun, sahip olun demek. Eti'ullâhe ve rasûlehu. Allah ve Rasulüne tabi olun. Ancak o zaman koruyabilirsiniz zaten. Başka türlü olmaz. Beni en çok meraka, dehşete düşüren şudur. Bir Müslüman bir doktora gidiyor. Doktor nihayet bir fanidir, nihayet bir beşerdir. Şaşabilir, şaşırabilir, yanılabilir doktor. İhtisasına itimadımız var ama yanılabilir, beşerdir çünkü. Tabii o doktor, o Müslümana bir yasaklar cetveli yapıyor, yasaklar cetveli. Efendim tuzlu yemeyeceksin. Hani yasaklar, yasaklayıcı bir reçete veriyor, yasaklayıcı. Tuzlu yemeyeceksin, ekşi yemeyeceksin, efendim işte ekmek yemeyeceksin falan yasaklıyor. Niye? Yersen tansiyonun kabarır, işte şekerin artar falan ölürsün. Ama mutlaka ölecek yani. O anda şekeri yükselmese bile yine günün biri ölecek. Ölüme çare yok zaten. Hani çaresiz olduğu halde. Aman bu doktor efendinin dediğine harfi harfine uyayın diye o Müslüman o doktorun yasaklarından kaçıyor da kendisini yoktan yaratan Allah'ın yasağından kaçmıyor. Beni çıldırtıyor bu hadise. Kendisi gibi fani bir beşer olan doktora ve o doktorun yasaklarına son derece titiz davranıyor da Allah'a karşı günah işlemekten korunmuyor bu adam. Neresi Müslüman bu adamın? Kendisini yoktan yaratan Allah'tan korunmuyor, sakınmıyor, korkmuyor. Yasakların çiğneyip gidiyor. İslam'a itaat ediniz ki nefsinizi ahlaki çöküntüden kurtulasınız. İktisadi çöküntüden kurtulasınız. İrtikadi çöküntüden kurtulasınız. İktisadi çöküntünün kaynağı itikadi çöküntüdür. Ahlaki çöküntünün kaynağı iktisadi çöküntüdür. Geçenlerde duydunuz, İstanbul'da da bazı semtler var, sosyete semtleri deniyor. Sosyetik semt. Orada sosyete demek namusu olmayanlar demektir. Namus yok. Hiç öyle bir kayıt aramazlar. O sosyeteye giren erkekler, kadınlar namus kaydını aramazlar. O sosyetedeki Ahmet Bey'in karısı canı sıkıldığını Mehmet Bey'le zina eder. Mehmet Bey'in karısı istediği zaman Ahmet Bey'le zina eder. Ayıp değil, günah değil onlara göre. Sosyetede namus yoktur. Böyle semtler var İstanbul'da. Hatta geçenlerde kulağıma geldi. O sosyete sınıfına mensup aşağılık mahlukat, ki bunlar zengin, sermaye sınıflar, korkunç adamlar bunlar, canları sıkılmış, o sosyeteye mensup iki aile birbiriyle karısını değiştirmişler, bir hafta ayrı ayrı yaşamışlar. Kadın değiştirmişler. Var, gazetelere geçiyor hadise. Aşağılık sınıf ve bu cemiyet, Müslüman cemiyet olsa bunlara yeryüzünden bir nefes aldırmaz bunlara, nefes. Allah-u Teala zina eden kadınlara nefes almayı haram etmiştir. Nefes almayı, hemen öldüreceksiniz onu. Nerede İslam? Nerede İslam cemiyeti? Şu Kur'an'a göre kurulmadığı için cemiyet böyle. Bunun sebebini anlayalım. Evet. İşte geçenlerde zabıtalar bir yeri basmışlar. İhbar etmişler kim ettiyse tabii. İçeriye girdikleri zaman kür çıplak 20 tane kadın böyle bekliyor. Ne bekliyorsunuz kadınlar? Efendim af buyurun, müşteri bekliyor. Otellere satılıyor bu kadınlar. Pavyonlara satılıyor, bir takım zenginlere satılıyor para karşılığı. Kadınlar telefonla satılıyor. E niye kardeşim, neden siz evli misiniz evliyim, koca var mı var? E kocam var ama geçinemiyorum, geçinmek için namusumu satıyorum demiş.
ahlaki çöküntü görüyor musunuz? İtikaden çökerseniz ahlaken de çökersiniz. İktisaden çökersiniz. Gavurlara el açarsınız, el. Kafire açarsınız. Al, benim bu Kur'an'a göre kurulmuş olan dünyamın hiçbir köşesinde şu son senelerde olduğu gibi Allah bu Müslüman milleti hiçbir kafire el açtırmamıştı. Ama şimdi görüyorsunuz hadisi. Ahlaken çöken bir milleti Allah itibarsız kılıyor. İtibar olmuyor. Gelecek hafta arz edeceğim, göreceksiniz. İslam hukukunda mahkemede şahitliği kabul edilmeyen adamlar var. Şahitliği kabul edilmiyor. Ve bunlar kimdir söyleyeceğim haftaya inşallah. Ayeti arz edeyim, zaman doldu. لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ Siz İslam'a göre cemiyet kurar da İslam'ı tam ve kamil manasıyla, hakkıyla yaşarsanız hiçbir kafir sizin belinizi yere getiremez. Dilenmezsiniz, ezilemezsiniz, sizi yıkamazlar.